Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte hem lezzetli hem de çok pratik kurabiye yapacağız. Limonlu kurabiye. Öncelikle sizlere malzemelerini saymak istiyorum. Malzemelerimiz şöyle. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı pudra şekeri, 50 gram tereyağı veya sana yağ da olabilir. 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı limon kabuğu, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, alabildiğince un. Hazırsanız limonlu kurabiyeyi yapmaya başlayabiliriz. Limonlu kurabiyeyi yapmaya hamurumuzu hazırlamakla başlayacağız. Zaten çok fazla aşaması olan bir kurabiye değil. Çok pratik şekilde ve kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Öncelikle hamurumuzu hazırlayacağımız kasenin içine yumurtayı koyuyoruz. Yumurtayı güzelce çırpıyoruz. İçerisine toz şekeri ilave ediyoruz. Şekerimiz eriyene kadar tekrar çırpıyoruz. Kurabiyemizin yumurta yumurta kokmaması için bu aşamada vanilyayı ve de kabartma tozunu koymanızı öneriyorum. Gerçekten yumurtanın kokusunu bastırdığını söyleyebilirim. Tekrar çırpıyorum. İçerisine sıvı yağı, limon suyunu, rendenin en ince tarafıyla rendelemiş olduğum limon kabuklarını koyuyorum. Tekrar çırpıyorum. Bu aşamada artık tereyağını ilave ediyoruz. Sana yağı ile de yapabilirsiniz. Ayrıca alabildiğince un koyacağız. Göz kararı bir miktar un koyuyorum. Kurabiyemin hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Limonlu kurabiyemizin hamuru hazır. Yumuşak kıvamda bir hamur elde ettik. Kurabiyelerimize şekil vereceğiz. Fakat bu aşamada fırınınızın ayarını 180 dereceye ayarlamanızı ve fırınınızı çalıştırmanızı öneriyorum. Çünkü fırının sıcak olması gerekiyor. Hamurdan şöyle bir parça koparıyorum. Top haline getiriyorum. Bu şekilde. Çok hafiften bastırıyorum. Şimdi bu kurabiyeyi pudra şekerine bulayacağım. Her iki tarafını da. Pudra şekerine buladıktan sonra kurabiyeyi pişirmek üzere tepsiye koyacağım. Kalan bütün hamura aynı işlemi uygulayacağım.
Kurabiyelerimize şeker verdik. Pudra şekerine de batırdık. Bir defa daha üzerlerine şöyle bir pudra şekeri gezdirmek istiyorum ben. Minik çay süzgeçleri yardımıyla çok kolay şekilde yapabilirsiniz bunu. Son olarak böyle bir çırpıcı yardımıyla şekil vermek istiyorum. Şöyle bastırıyorum. Kurabiyelerimizi pratik şekilde hazırladık. Fırınımızda 180 derecede ısındı. Artık kontrollü bir şekilde kurabiyelerimizi 10-12 dakika kadar pişirebiliriz. Arkadaşlar, limonlu kurabiye hazır. Limonun o muhteşem aromatik kokusu buram buram geliyor. Gerçekten kokusunda davet var. Kokusu lezzet kokuyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.